Sevgili dostlar, tekrar merhabalar. Yine ekranımızda standart yasalıyorumuz. Kesinlikle alım satım tavsiyesi yapılmamaktadır. Bu videoda sizlerle Şok Marketleri, Güneş Sigorta, Türk Traktör, Anadolu Grubu Holding, İndas, Net Holding ve Ersu hisselerin teknik analizini paylaşacağım. Umarım faydalı olur. Yatırım tavsiyesi olmadan genel kabul görmüş teknik kurallar ölçüsünde sizlerle şöyle bir teknik analiz çalışması yapalım. Şok Marketler 1 saatlik grafik ekranımızda. Şöyle 1 saatlik grafiğe baktığımız zaman ana hatlarıyla makul tepeleri şöyle birleştirdiğimiz zaman bakınız şöyle bir kırılımın gerçekleştiğini görüyoruz. Şuradaki hareketi bir sapma, bir fake olarak alır isek bakınız direnç bölgeleri direnç ve burada kırıldığını görüyoruz ve yukarıya yönlü burada verdiğini görüyoruz. Teknik anlamda şimdilik pozitif bir hava hakim. Stop noktanız hemen onu da belirtelim sevgili dostlar. Şöyle 10.60 bantlarına kadar yani kanal altına, direnç bölgesinin altına girdiğimiz takdirde stop olunmalı ve ana hattıyla stop noktamız sevgili dostlar aşağı yukarı 10.60 bantları saatlik grafikte. Şimdilik düşen kırılmış yön yukarı. Şöyle indikatörlere baktığımız zaman indikatörlerde yukarı yönlü devam ediyor. Üstel hareketli ortalama o da pozitif. 10.60 destekli takip ediyoruz saatlik bazda. Şöyle bir de günlük bazda bakalım. Evet, şöyle günlük bazda baktığım zaman bizim için en büyük kritik eşik bakın şuradaki yataydaki destek pardon direnç noktası sevgili dostlar. Bakınız kritik noktamız burası. 10.60 stoplu takip ediyoruz. Ve hedefimiz üst 11.60'lara doğru bir yolculuk şimdilik gözlemlenebilir. Önemli olan bu direncin üzerine atmasıdır. 10.60 stoplu saatlikte takip ediyoruz sevgili dostlar. Şöyle bir de yine günlük bazda bir destek hattı çizeriz. Ve bu desteğin altına düşmediğimiz takdirde yukarı yönlü bir hedef söz konusu Şok Marketlerde. Evet. Yine günlük bazda stop noktasında belirtecek olursak bakınız şu bölgeler yani 10-30 bantlarda günlükteki stopumuz. Saatlikte 10.60'lık bir stop noktamız mevcut. Günlükte de 10.30'a çekilen bir stop noktası söz konusu. Şöyle direncimize de baktığımız zaman 11.07 ilk direncimiz ve akabinde 11.65 şeklinde hedefimiz söz konusu. Şok Marketlerde. Güneş Sigorta'ya bakalım. Bakalım bu direnç noktasına kadar 1.65'lere kadar gelecek mi onu göreceğiz. Güneş Sigorta'da indikatörlere bakalım. İndikatörlerde artık zirvelerde biraz dikkatli olma vakti gelmiş gibi gözüküyor. Şöyle EMA Cross'a bakalım. Hareketli ortalama kesişmesine 20.50. Bakın Golden Cross dediğimiz olay 1.08'lerde gerçekleşmiş. Güzel de işlemiş sevgili dostlar. Şimdilik yatay direnç bölgeleri bizim için önemli bir eşik. 1.60 akabinde şöyle bakıyoruz. 1.66 1.73 şeklinde 1.60 1.66 1.73 şeklinde kısa direnç bölgeleri söz konusu. Yani burada artık şu bölge bizim için önemli. Bakınız. Ki ortalama şöyle seviyesi de 1.60 civarı. Evet.
Bakalım buralara gelip buralar aşılacak mı? Bunu da hep beraber göreceğiz. Şöyle haftalık, aylık bakalım yine sigortaya. Önce haftalık bakalım. Evet, haftalık grafiği çok hoş sevgili dostlar. Şöyle baktığımız zaman üst bantlar aldığımız zaman bakınız haftalıkta şöyle 1.66 üzerine eğer bir kapanış söz konusu olur ise bakınız 1.66-1.67'nin üzerinde bir kapanış söz konusu olur ise yukarı yönlü gider arkadaşlar. Teknik müsait pozitif bir görünüm söz konusu 1.67 üzerine atmamız gerekli haftalıkta. Şöyle aylık bakalım. Aylıkta da bakınız aşağı yukarı tahmini 1.60'ın üzerinde de aylık kapanış yine sağlıklı. Haftalıkta 1.67, aylıkta 1.60 bantları önemli dirençler olarak karşımızda duruyor güneş sigortada. Umarım teknik anlamda hani ikili dip dediğimiz olay burada gerçi fazla bir düşüş yaşamış değil ancak bakın şuralardan alıp şu bölgenin de geçilmesiyle yukarı doğru bakın sırasıyla bu hareketleri yapabilir sevgili dostlar. Teknik olarak bu mümkün duruyor. Güneş sigortada. Tüm çizimleri kaldıralım. Bakınız aslında şurada gerçekten çok güzel. Yani bazen aylık takiplerde önemli demek ki. Bakınız tıkır tıkır destek noktaları nasıl da işlemiş sevgili dostlar. İşte yani bilinçli bir yatırımcı hissesini bakınız 1 2 işte bilinçli yatırımcı 3 numaralı bölgeden hissesini alabilendir sevgili dostlar. Yani bunu başarabilen mutlaka kazanır. Evet yani gerçekten güzel bir al vermiş sevgili dostlar. Yani burada da bakınız tepe noktası gerçekten bir sıkışma bir ivme söz konusu. Burasının kırılırsa üst mavi çizgi yoluna yukarı yönlü gider. Ancak buradan olası bir geriye adım da olabilir mi? Olabilir. Artık bu bölge iyi takip edilmeli. Güneş sigorta. Geçiyoruz. Türk traktöre bakalım. Artık yine önemli bir eşikte sevgili dostlar. Türk traktör hissesi bakınız. Mavi çizgide dayanmış. Burada bekliyor. Bakalım burayı kırabilecek mi? Türk traktör yani normalde olumlu sevgili dostlar. Uzun bir düşüşün arkasından artık bir 20-50 kesmesiyle yukarı yönlü hareketini başlatmış. Şöyle 40 seviyeleri üzerinde eğer kalabilirse biraz daha bunu bir üst bölgeye çıkaralım. Şöyle 41 seviyelerine doğru bir hareket yukarıya taşır sevgili dostlar. Yani şimdilik görüntü güzel ancak 40-50 diyelim direncimiz mevcut. Bu dirençte aşıları ise yukarı doğru yola devam. Bir Fibonacci atalım buradan. Bakınız 38-72'lik dip oluşumu süreci bakınız. 38-72, 39 bantların üzerinde Fibonacci'ye göre pozitif sevgili dostlar. Biz de teknik anlamda 40 civarını gördük. 39-50-40-50 bantlarını destek alarak takip edebilirsiniz. Yukarı yönlü bir hareket bu kırılımla beraber hızlanabilir. Önemli olan 38-39 bantlarının altına düşmemesi sevgili dostlar. İndikatörlere bakalım. İndikatörlerde sıkıntımız yok. Türk traktörü geçiyoruz. Anadolu Grubu Holding'e bakalım. Şimdi Anadolu Grubu Holding'de daha önce bir TOBO formasyonunu söylemiştik. Pardon, OBO. Bakınız omuz, baş, omuz. Bakınız şununla beraber şu yükseklik kadar
aşağıya düşüş öngörümüz vardı ancak yarılarda kaldı. Nihayet yine de düşüş öngörümüzü o yukarılarda biz söylemiştik. Şimdi teknik anlamda sevgili dostlar görüntü fena durmuyor. Şöyle bir Fibonacci atalım. Bakınız Fibonacci çiziyoruz. 13.78 destekli takip ediyoruz sevgili dostlar. Fibonacci'de bakınız net bir işlev söz konusu. Fibonacci'ye tamamen uymuş. Bakın siyah bölgeler, destekler, dirençler. 13.78 bakınız 13.78 üzerinde yola devam. Hedefimiz, ilk hedefimiz Fibonacci'ye göre 16.84 sevgili dostlar. Şimdilik teknik anlamda güzel bir görünüme sahip diyebiliriz Fibonacci'de. 13.78 destekli takip ediyoruz. Anadolu Grubu Holding'i indikatörlere bakalım. Burada RSI'ye dikkat edin sevgili dostlar. RSI'da yükselen kırılmaz ise hedefine doğru gidebilir. Yani nihayetinde 13.78'in üzerinde kaldığı müddetçe dip oluşumu bittiği anlamına gelir. 13.78 dip bölgenin üst bandı bizim için. İndekse bakalım. Evet sevgili dostlar bakınız indekste bir kanal içerisinde seyrini sürdürüyoruz. Şöyle bir kanal içerisine bakınız sığdırdık onu. Bu kanalın içerisinde tutunduğu müddetçe aşağı yukarı aşağı yukarı böyle yukarı yönlü hareketini sürdürür. Şuradan bir destek hattı atacağız ve buradan diyeceğiz ki bu destek kırılır ise bakınız şu dip bölgeler. Şu desteğin, şu bölgedeki desteğin kırılmasıyla beraber şu bölgeler test edilebilir sevgili dostlar. Önemli bir eşitliğiz. Ancak ana hatlarıyla bakınız bir yükselen kanal oluştuğunu görüyoruz. Ve şimdilik şöyle bakıyoruz stop noktalarına. Bakınız 7.12 7.25 şeklinde stoplarımız 7.25, 7.12 toplu devam ediyoruz. 7.12'de kırılır ise aşağıda da sevgili dostlar 6.50'lere kadar bir çekilme söz konusu olabilir teknik anlamda. Evet. İndekste durum bu. Sarı bandın içerisindeyiz sevgili dostlar. Fibonacci'ye göre de 6.95'leri destek alarak ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Fibonacci desteğimiz 6.95. Evet. Net Holding'e bakıyoruz. Şimdi sevgili dostlar bakınız daha önce yapmış olduğu hareketin aynısı bakın şu bölgede ikili dip şu tepe bölgenin açılmasıyla bakınız yukarı ikili bir dip yine bakınız tepe noktasının açılmasıyla yukarı yönlü hareket başlamış durumda. Nereye kadar gelebilir? Bakınız şu bölgeler bizim aşağı yukarı hedef bölgemiz. Şöyle 1.95 bantları aşılmalı ki burada düşen
kırılmış olsun sevgili dostlar. Bakın alımı da 1.75'lerde yapmış gözüküyor Net Holding. Evet, 1.95 hedefli, 1.75 destekli takip ediyoruz. 1.95 üzerine atmayı başarabilirse daha da yukarıya gidebilir sevgili dostlar. Burada bir düşen kırılımı söz konusu olacağı için indikatörler, MACD'miz, RSI'miz, zirvelerde burada dikkat etmek lazım. Daha önceki zirvelerde tıkır tıkır RSI'nin düşmesiyle hissenin de tepetaklı olduğunu görüyoruz. Şimdi 1.95 şimdilik hedef, buradan geriye de verebilir. Ona göre dikkatli olun. 1.95'in üzerine atmayı başarabilirse pozitif bir hava hakim olacaktır. Ersu'ya bakıyoruz. Ersu Gıda. Evet, maşallah çok güzel gitmiş. Şimdilik yatayda bakınız şu bölge 1.38'ler bizim için bir hedef. 1.38'in üzerine eğer atmayı başarabilir isek sevgili dostlar, 1.70 bantları bizi bekliyor olacak. 1.38 şimdilik ilk direncimiz. Bakalım 1.38'lik direnç aşılabilecek mi? Ersu'da 1.38'in üzerinde 1.69 bekliyor sevgili dostlar. Bakın 1.38, 1.69 şeklinde Ersu'yu da takip edebilirsiniz. İndikatörlerden RSI zirvelerde. Evet, 1.37'nin üzerine attığını farz ederim sevgili dostlar. Artık buraya atar ise stop noktamız 1.37 olacaktır. Şimdilik 1.37 direncindeyiz. Bu direnç geri kırılamaz ise, bakın tıkır tıkır geriye doğru gevşemeler söz konusu olabilir. Bakınız daha önce 1.37 direnci, bakınız bu bölge kırılamıyor. Geriye geliyor, geri tekrar veriyor. Bu hareketin aynısı olur ise bakınız şu şekilde gidebilir sevgili dostlar. İyi takipte kalın. 1.37 direncimiz, bunun altında tehlike. 1.37 aşılırsa 1.69'lar hedef olarak karşımızda bizi bekliyor olacak Ersu'da. Tekrar görüşmek üzere sevgili dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, güzel yorumlarınızı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Like'larınızı, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum.